İnsanların hatalarını bağışlamak. Enes İbni Malik radıyallahu an şöyle dedi. Bir Yahudi kadın üzerine zehir sürülmüş bir koyunu kebap yaptı. Resul-i Ekrem'e getirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ondan yedi. Bu Yahudi kadın yakalanıp peygamberin huzuruna getirildi. Sahabeden biri, ''Ya Resulallah, bu kadını öldürelim mi?'' diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ''Hayır.'' öldürmeyin buyurdu. Enes radıyallahu an sözüne şöyle devam etti. Ben o bir lokma zehirli etin Resulullah'ın küçük dili üzerinde etkisini zaman zaman hissederdim. Tabi'in muhaddislerinden Vehb İbni Kaysan radıyallahu an şöyle dedi. Abdullah İbni Zübeyr radıyallahu anın minberde sen af yolunu tut, iyiliği emret. Kendini bilmez cahillere aldırma ayet-i kerimesini okuduğunu duydum. Abdullah İbni Zübeyr sonra şöyle dedi: Yemin ederim ki Allahu Teala bu ayette peygamberine halka nasıl davranması gerektiğini emretti. Vallahi ben de halkın arasında olduğum sürece onlara bu ayette emredildiği şekilde davranacağım. Abdullah İbn Abbas radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu söyledi. İnsanlara bilmeleri gereken bilgileri öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Biriniz bir şeye kızdığı vakit sussun. Peygamber Efendimiz, şahsına karşı yapılan haksızlıkları, kabalıkları bağışlardı. Hayber fethinde yakınlarını kaybeden bir Yahudi kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den intikam almak istemişti. Zehirlediği bir koyunu kebap yaparak ona hediye etmişti. Fakat sevgili efendimiz ağzına attığı ilk lokmayı yutmadan önce Allahu Teala ona etin zehirli olduğunu bildirmişti. Kainatın efendisi canına kasteden bu kadından intikam almayıp onu bağışlamış. Ne yazık ki vefat edeceği güne kadar bu zehrin etkisini hissetmişti. İmam Buhari, Edebül Müfret, Cilt 1, Sayfa 270-271, 29 Eylül Mevlana Takvimi